Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere İnci Sözlük ekibinin yaptığı Kelime Hırsızı isimli oyunu tanıtacağım. Oyun şu an Android platformunda var ve ücretsiz. Belki siz bu videoyu izlerken iOS'u da kontrol edin. iOS'u da en kısa zamanda çıkacak. Belki çıkmıştır bile. Bilmem, bakmadım. Şimdi oyunda ben Facebook'la kayıt oldum. Oyunu Scribble mantığıyla oynuyorsunuz. Fakat bunda harf çalma gibi bir özellik de var. Hani çaldığınız harfle daha çok etkileşime giriyorsunuz. Şöyle arkadaş muhabbetini yaparsak da önce bir arkadaşlarım kısmını oynayalım. Sonra yarım kalan oyunları şey yapacağım. Ben belki video çekerken benim oynadığım yarım kalan oyunlardaki arkadaşlar oynayamayacak konumdadır diye. Şimdi arkadaş diyorsunuz, arkadaş ekleyelim. Şimdi üye kodunuz verecek şimdi. 2362 benim üye kodum. Yani bu kodu kullanarak beni ekleyebilirsiniz. Eklemek istediğiniz arkadaşın kodu. Biz Tayland'la oynayacağız bunu video çekerken ilk başta. Şöyle istek gönderiyorsunuz. Oyunun mantığını anlatmak için bunu yapalım. O online kısmına gelince de bayağı şu an online elemanları gösteriyor size. Onlarla da oynayabiliyorsunuz. Popülasyona bakalım. İyi. Bayağı fazla kişi oynuyor şu anda. Evet. Oyunların kısmına geliyoruz. Şunlar benim yarım kalan oyunlarım. Gelen talepler kısmına bakarsanız da Taylan'ın bana göndermiş olduğu, yani birbirimizi kodla girdiğimiz arkadaşın göndermiş olduğu şey var. Kabul diyorsun. Ve oyuna işte nasıl oynar kısmı şöyle. Rakibinizin yazdığı kelime kırmızı harfle gösteriliyor. Zaten oyunu yüklersiniz, bakarsınız. İşte sonra ondan çalmak istediğin harfleri seçiyorsun. Mesela son iki harfle işte emsal yazıyorsun sonra. Gibi gibi. Ondan çaldığın harfler ne kadar değerliyse, puanlar ne kadar fazlaysa o kadar da iyi oluyor. Bu arada saati ne zamandır takmıyordum, pil aldım. Pili bitmişti. Merak eden arkadaşlarınız vardı. Niye merak ediyorsanız. Şu an sıra bende ve bize bir harf verdi. Sistem L diyor. Bir dur ya. Bu arada reklam çıkıyor. Oyunu yapan arkadaşlara söylüyorum bu arada, İngiliz Sözlük ekibine. Şu oyun kısmı ben oyundayken çıkmasın. Hani sürekli gözüme girmesin. Bunu en kısa zamanda kapatın. Rahatsız edici bir şey. Oyun yapacak arkadaşlar varsa da onların da akılda bulunsun. Reklam oyunun içine çıkmamalı arkadaşlar. Giriş menülerinde falan, yani arkadaş ekleme muhabbetinde falan çıksın, sorun değil. Yine o da gösterime giriyor ama şu oyun içinde hiç gerek yok. Ne yapabiliriz? L ile başlayan bir tane balık cinsi vardı. Lahos mu diyorlardı? Lahos yapalım bakalım. Kabul edilecek mi? Lahos'u kabul etti. Evet, şu an Tayland'da. Tayland buradan işte harf seçiyor mesela. Şimdi o sıra bana gelecek Tayland bir şey yaparsa. Bu arada burada Joker var. İşte klavye değiştir. Hani şu harfleri değiştiriyorsunuz. Her oyunda bir kere klavye değiştirirsiniz. Her rakipte de 3 kere toplam değiştirme hakkınız var. Bomba var. Kullanmadım. Kullanacağım şimdi. Bıçak var. Bıçağı da kullanmadım. Şimdi onu da kullanacağım. Onun dışında buradan sohbet yapabiliyoruz. Sohbet yapmak. Sohbet edebiliyoruz. Sohbet. Alo, ta ateşli sohbet attı. Yani aynı zamanda şöyle bir güzelliği de var. Burada sohbet etmek için illa arkadaş olmanıza gerekmiyor. Hani onu da söyleyeyim. Girip o içerideki kısımdan sohbet yine edebiliyorsunuz. Rahat rahat. Ne oldu? Rakibinizin son hamlesi. Ne oldu? Son mu yazdın? Lahos'un S'sini kullanmış. Son yazarak benden puan çaldığı için tamam. Bu arada üstündeki tike tıklayınca bir şey olmuyor. Altta boş yere tıklamanız gerekiyor. Şimdi kullanmak istediğim sartörü yapıyoruz mesela. Bak, yeşil oluyor. Soma dedim. Gönder diyorum. Evet. Bu arada 110 karakter var. Herhalde bu tahta bitince de bütün puanınız bitiyor. Şu arada bakın mavi yükseldi. Bayağı ezdim. Tabii Lahos. Som yazdı. Ondan fazla harf kullandım diye. Mesela 3 harf ondan aldım. 6 puan çarpılıyor direkt 2 ile. Rakibinize ne kadar fazla harf alırsanız o kadar fazla şey oluyor. Gönder gelsin. Joker deneyeceğim bu sefer de. Bakalım Joker'ler ne işe yarıyormuş. At geldi. ne oldu, bitti. Ha, bakın şu tike tıklayınca olmuyor. Şunu da şuraya boşluğa tıklamanız lazım. At oldu. Oo. Mesela ateş diyorsun. Şurada seçtiğiniz harfi görülüyor. Gönder diyorsun. Gönderdik. Bana güzel denk geliyor bu arada. Bu arada reklam hala duruyor. Çöpünüzü virüsü ve çöpü temizleyin diyor. Clean Master. Clean Master bu arada lafı açılmışken o kadar çok reklam duruyor ki muhabbeti açasın geldi aslında, tıklamadım ama Clean Master gibi hani böyle telefonunuzu hızlandıran, işte ön belleği temizleyen falan programları, uygulamaları kurun. Telefonunuzda kullanın. Ve telefonunuz hani böyle şey model olarak düşükse, nasıl diyeyim, hani yavaşladığını inandırıyorsanız bu programları
Bu programları kullanın ve sonra kaldırın. Hani bu programlardan işini görüyor. Kaldırın. Ayda bir kere, iki kere kurun. Sonra tekrar kaldırabilirsiniz. Yani sorun değil. Nasıl olsa ücretsiz programlar bunlar ve ön belleği temizliyor. Bunlar da ek bilgi. Bak hep bilgi. Şili diye. Şili geldi. Mesela şimdi bıçak diyelim. Bıçak neymiş? Bıçak silmek istediğiniz harfin üzerine dokunun diyor. Mesela şu i'yi sildim. Bıçakladım. Onları... Ne oldu? Tamam. Şil. Şile yaptım mesela. Daha fazla harf çaldım. Gönder diyorsunuz. Gönderdi mi? Bak bıçak eksi bir puan. Şile 13 puan getirdi. Çünkü daha fazla harf aldım diye. Güzel. Çok sağlam ilerliyoruz. Şu an bıçak şeyini de anladınız. Ne olduğunu. Bombaya bakacağız. Büyük ihtimalle bu bıçakla bomba bitecek ve bizi markete gönderecektir gibi bir his var şimdi. Bakmadım daha da. Market kısmı varsa. Erik. Erik geldi ya. Şimdi Rick var. K'la başlayalım. Bomba ne? Bomba diyor ki silmek istediğiniz satırın üzerindeki bir harfe dokunun diyor. Ha, şu satırı tekrar siliyoruz mesela. Ha, baktınız. Aa gitti. Oyun başa döndü. Ama bende şey harfi yok. Evet. Size şey göstereceğim diye, özellik göstereceğim diye bombaya tekrar bakıyoruz. Aynı halde sadece bir joker kullanabilirsiniz. Joker bitti. Dönüşüm neymiş? Lan. Tamam. Ya şu onay tuşları üstünde olsaydı daha güzel olur. Bunları da yaparsanız iyi olur tabii. Ek yaptık. Al işte. Ulan bir şey göstereyim de gitti ya. Hah, bombada da 4. Hamlenin sonucunda eksi 4 puan kaybettiniz. Rakibiniz de 4 puan kaybetti. Bir şey olmadı. Bomba 6 şey götürmüş benden. Puan. Bunlara dikkat edin. Neyse işte özellikler böyle. Taylan'la olan kısmına geçelim. Ben şimdi online oynadığım rakiplerimle olan kısmına bakayım. Şu Taylan hani ekledik birbirimizi zaten. Şimdi bu Cengiz oynamış mesela 5 saat önce. Sıra sendeymiş. Cengiz de. Rakibimizin hamlesi gurur. Beni bayağı ezdi şu an. Cengiz'e şöyle güzel bir şey yapalım. Ya şimdi klavyeyi değiştirelim bir kere. Cengiz kusura bakma da yani yapmak zorundayım. R ile başlayan. Bu arada böyle oyunları oynayın. Kelime dağarcığınız falan gelişir. Dediğim gibi şu Türkçe oyunlarda hani hem destek olmak açısıyla yıldız verirsiniz. Hem de yorum kısmına, indirdiğiniz oyunları yorum kısmına tağdan geldik yazarsanız beni mutlu edersiniz. Şeyi kodunu gördünüz, benim kodu da eklerseniz oyun talebi arada sırada kapışırız. Sürekli kapışmıyorum tabii de. PRS. Dur nerede? P ile başlayan A. Ha yok R'deymişiz. PR tamam R'ye geldik. Ben buraya şimdi RM yazsam. Çok saçma olacak. Bir dakika temizle tuşunu şurada temizliyorsunuz. R seçildi. RAM yaptım. Gönder diyelim. Bakalım RAM'i gönderecek mi? Tabii biz Java gibi RAM yazdığımız için gözükmedi ama sözlüklerine bakacağım. Evet RAM diye bir kelime yok. Doğru. RAM'i var. REML var. Aa süper. REML. REML neymiş? Atatürk'a müzikte bir usulmüş. İşte bu. Evet. Dediğim gibi bu videoda sizlere Kelime Hırsızı isimli oyun tanıttık. Yerli yapım. İnci Sözlük çalışanları yapmış. Sağ olsunlar güzel oyun. Fakat şu dediğim reklam kısmını oyun içinde kapatsınlar. Onun dışında bence bir eksiği yok. Bir de şu tik çıkıyor mesela. Başarılı hamle mesela. İnsan buraya tıklayası geliyor. Olmuyor bir şey. Buraya tıklayınca geçiyor. Onun dışında ben başka bir eksiğini göremedim. Dediğim gibi indirip yıldıza destek verebilir. Benim kodu ekleyebilir. Ve benle de yani yorum kısmını indirdikten sonra Tağdan geldik. Yazarsanız beni de mutlu edersiniz. Bizi Webtekno Facebook kanalından, Webtekno Twitter adresinden ve Webtekno YouTube sayfasından abone olarak takip edebilirsiniz. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yalnız Remi de saymaması güzel oldu. Demek ki her kullandığı günlük adlı kelime Türkçe değilmiş.